Sosyal platformlarda artık sürekli duyduğumuz bir yayıncılık söz konusu. Streaming, gamer, twitcher gibi belki de bazılarımıza yabancı gelen kavramları artık sürekli duymak mümkün. Gelin bu kavramlarla birlikte internet yayıncılığının ne demek olduğuna bakalım. İnternet yayıncılığının farklı platformlarda kendini göstermesi ve kullanıcıların dikkatini çekmesiyle birlikte başlı başına yeni bir sektör oluşturduğunu söyleyebiliriz. Kamera ve mikrofon karşısındaki üreticinin anlık olarak deneyimini paylaştığı bir internet yayınından bahsediyoruz. Bu yayını yapıp kendi akışına ve belirli bir kitleye sahip üreticiler ise yayıncı, influencer'ların ta kendisi oluyor. Biz bu insanları sosyal medyada da görüyor. Bilgisayar başındaki tepkilerini veya aktivitelerini izlediğimiz bu insanların yayınlarından kesitlerle de sık sık karşılaşıyoruz. Kelime anlamı olarak akışı temsil eden stream de günümüzde izleyici kitlesini takip ettiği canlı yayınlar için kullanılıyor. Bu yayınlardaki konsepte veya platform tercihine göre de influencerlar, gamer veya twitcher sıfatlarıyla popülerleşebiliyor. Yayın yaptıkları platformları da çoğumuz duyduk ve gördük. Twitch, YouTube ve Facebook gaming alanları bunlara örnek gösterilebilecek günümüzdeki büyük oluşumlar. Peki bu oluşumları, internet yayıncılığını bu kadar popüler yapan ne? İnternet yayıncılığı kayda değer bir uğraş, düzen ve tabii ki de iletişim becerileri istiyor. Her ne kadar bu yayınları bir kişinin açıp keyif yaptığı, muhabbet ederek kazandığı veya sadece oyun oynadığı durumlar olarak nitelendirenler olsa da, internet yayıncılığı kendi tarzı olan başlıca bir sektör. Zaten yayıncı olmak için sadece bilgisayar oyunları oynamak da şart değil. Yayıncılar sohbet, spor, eğitim, müzik gibi konular ve daha pek çok alanda internette aktiflik gösterebilir. Oyun yayınları ise günümüzde en çok kitle toplayabilen konseptlerin başında geliyor. Yayıncı kendi belirlediği konseptlerle çok yönlü özelliklerini de sergileyip canlı paylaşım esnasında chat bölümünden izleyicilerin yorumlarını anlık olarak görebiliyor. Bu da internet yayıncılığının interaktif yönünü oluşturuyor ki bu özellikle televizyonlarda gördüğümüz canlı yayın anlayışından tamamen ayrışmasını sağlıyor. Anlık olarak yayıncı ile iletişime geçmek mümkün. Böylelikle yayıncı ve izleyici arasında bağ kurulması influencerlıkta başlıca yer tutuyor. Yayıncının ilgili konuya dikkat çekebilmesi, kendini göstermesi ve bir kitle ile yayınlarına devam edebilmesi adına karşılaştıkları zorluklar varken bunu sadece bilgisayar başında keyif yapılan bir iş olarak göstermek yanlış olurdu öyle değil mi? Sistemin ilerleyişini ele alırsak, evet bilgisayarında kulaklığını takmış oyun oynayan ve muhabbet eden insanlar görüyoruz. Minecraft aşığı çocuklar, country sevdalısı, sims meraklısı gençler, en yeni oyunları takip edenlerden, en koyu muhabbete kadar istediklerine bu yayınlarda ulaşanlar. Ve oyun dışındaki pek çok konseptle de bu insanların izleyiciliğinde yayın yapan influencerlar. Peki bu süreç nasıl ilerliyor? Yayın yapmak için platformların sunduğu araçları ve imkanları kullanmak mümkün. Streaming platformlarının artan popülaritesi ve olanaklarıyla artık basit bir şekilde yayın yapmak kolay. Bunun için profesyonel ekipmanlar, üst düzey bir mikrofon, kulaklık veya oyuncu koltuğu şart değil. Yayıncılar genelde basit bir şekilde başlayıp gösterdikleri imaj ve programla birlikte kitlelerin beğenisini topluyor. Bunun maddi sonucuyla da ekipman ve yayın kalitesini yükseltmeyi tercih ediyorlar. Çok yönlü yayınlar sergileyip bunun maddi dönüşüne elde eden yayıncılar içinse iletişim becerilerini iyi kullanmak, gündeme hakim olmak ve samimi, sabırlı bir tutum izlemek çok önemli hale geliyor. İyi de nasıl bu parayı kazanıyorlar ki? Yayın açtığınız gibi bu sektöre girip bunun ekonomik dönütünü almış mı oluyorsunuz? Yayıncının düzenli olarak kendini platformlarda göstermesi ve kendi davranışları ve program akışı beğenilirse bunu sürdürmeyi başarabilmesi kritik. Böylelikle beğenildiği kitle ve bulunduğu yayın oluşumu tarafından da gelir elde edebiliyor. Kendisini beğeniyle takip edip destek olan izleyiciler dilerlerse yayıncıya bir ücret karşılığında abone olabiliyor. Abone ücretlerinin platformdan arta kalan kısmının yayıncıya aktarılmasıyla bir maddi dönüş sağlanmış oluyor. Yayıncılara verilen sponsorluklarla beraber bu finansal kaynak daha da artabiliyor. Reklamlarla veya platformlarda değişiklik gösteren bağış stilleriyle izleyici kitle yayıncıya dilediğince maddi destekte de bulunabiliyor. Bunun yanı sıra popülaritesini artırmak için yapılan yardımlar da yayıncının influencerlık yolunda bir adım daha atmasını sağlıyor. Aslında bir bakıma yayıncı influencer kendi keyif aldığı şeyi yapıp izleyicilerini de eğlendirerek interaktif şekilde deneyimlerini paylaşıyor. Bu deneyim kitlenin hoşuna gidecek akışla şekillenirken, yayıncı da izleyiciyi memnun etmesinin maddi kazancını elde etmiş oluyor. Kitlesini büyütebilen yayıncı, kendini de stream platformlarında yükseltmiş oluyor. Öyle ki platformların başarılı yayınları paylaşabilmek için gösterdiği bir teklif yarışından da bahsedebiliriz. Bu noktada günümüzdeki güçlü platformların farklı olanaklarını görüyoruz. Bir sektör haline gelmiş internet yayıncılığında bünyesini güçlendirmek isteyen pek çok farklı oluşum var. Bu alternatif yayın platformlarını daha iyi tanımak için de diğer videolarımıza bakabilirsiniz.